olarak Sapiens kanalına hoş geldiniz. Merhabalar, ben Ahmet Aktan Zavlak. 3391 kilometre ile ilgili birçok içeriğimizi buradan takip edebilirsiniz. Kanala abone olmayı, videoları izlemeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bugün sizlerden gelen soruları yanıtlayacağız. Ya yap şunu kızım. Ortalığı biraz karıştıracağım. Ömer Hoca'yı, Beyza'yı takibe aldım. Bunu birbirimiz üzerinden cevaplayalım mı? Adımlarımı bile artık bana öğretmeye başlamışlar. Daha sert, daha sert falan diye. Ahmet Aktan Zavlak dedim ismi sorduğunda. Ahmet Aktan Zorlu mu dedi. Çok tatlı bir soru. Başla bakalım deme, tüm zorunluluğu bana yükleyemez. Ömer Ege Zorlu gerçek mi? Bu benim ruh eşim. O benim ruh eşim. Gerçekten bulduğundan da başka hiçbir şey düşünemiyorsan. Başla bakalım. Başla bakalım deme, tüm zorunluluğu bana yükleyemezsin. Hepsini sana yanıtlatacağım. Bir tane bende kalsın. Çektim. Proje size ilk geldiğinde ilk ne düşündünüz, neden kabul ettiniz? Benimki çok uzun bir süreç oldu. Ben bunu sosyal medyada çok fazla görüyordum ve herkes böyle bir videoya etiketliyordu. Benim eski işlerimden videoları buluyorlardı, onlarla edit falan yapıyorlardı. Ben de o süreçte Ömer Hoca ve Deniz Hoca ile aynı işte çalışıyordum. Ve bir gün Ömer Hoca yanıma gelip dedi ki, bu projede seni başrol olarak oynatacağım dedi. Ben de zaten o kadar çok istiyordum ki o günden sonra Ömer Hoca'nın yakasını asla bırakmadım. Hocam sizden çok özür diliyorum. Sürekli dedim ki hocam ne zaman başlıyoruz? Hani ben mi oynayacağım? Kim olacak falan. Zaten o süreçte Hak'tan çıktı, bir sürü kişiler çıktı, başka kızlar geliyor falan. Ben dedim ki acaba başka biri mi olacak? Artık bir şey kesinleşsin falan. En son kararlaştırıldı, bazı görüşmeler yaptık ve her şey okeylendi. O kadar heyecanlıydım ki, ya içimde bir sürü duygu vardı ama en yoğun yaşadığım şey acaba ben bu projenin altından kalkabilecek miyim oldu. Çünkü Beyza bize kitaplarını gönderdi ve ben onu ilk okuduğumda hikaye başka bir şey üzerinden akıyordu o sıra. Ve ben orada ağlamaya başladım durduk yere. Yani çok alakasız bir yerdeydi. O sırada Beyza'ya bir video çektim. Beyza, o kadar naif ve o kadar güzel bir hikaye yazmışsın ki ben bunun altından nasıl kalkacağım dedim. Böyle bir sürekli ağlama hissi vardı. O kadar mutluydum ki çünkü. Hem utanç duygusu, mutluluk, heyecan hepsi bende böyle bir karışıp midemi bulandırıyordu. Sürekli ağlamak istiyordum falan ama çok güzel bir şekilde bu işin altından kalktığımız için çok mutluyum. Özellikle sana çok teşekkür ederim. Ben de sana çok teşekkür ederim. Çünkü Hak'tan, belki bu soru çıkacak ama şimdiden cevabını vereceğim. Hak'tan gerçekten o kadar rahat hissettiren bir partner ki bana sürekli şeyi sordun. Ağlayacağım Allah kahretsin. Çok teşekkür ederim. Yapma, ağlıyorum. Çok teşekkür ederim. Bana sürekli şeyi sordu arkadaşlar. Bu sahnede senin için ne yapabilirim? Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çünkü kıpkırmızı oldum. Evet, nasıl kabul ettiniz? Kabul etme ya da edilme gibi bir şey olmadı. Hep böyle bir ortak noktada buluştuk gibi bir şey oldu bence. Hem senin açından da öyle olduğunu düşünüyorum. Evet, evet, sen de çok yardımcı oldun bu arada birçok sahnede. Hani ya nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz, bunun altından nasıl kalkarız dediğim birçok sahnede Derya o kadar yardımcı oldu ki. Ben mi anlatıyorum? Ben de aynı şekilde öğrendim bu arada. Sosyal medyada ilk gördüm böyle bir iş varmış Allah Allah diye. Sonra biraz kurcaladım. Ve gerçekten çok büyük kitlesi olan, çok güzel insanların oluşturduğu bir proje olduğunu öğrendim. Ömer Faruk Sorak, yönetmenimiz Deniz En Yüksek, sevgili Bahadır Arlayel. Biraz araştırınca çok yükseldim. Ve Ocak'tan itibaren menajerimi darlamaya başladım. Haziran'a kadar sürekli bir şey oluyor, böyle haber çıkıyor. Ben dedim ki ben adımlarımı atıyorum, Beyza'yı takip ediyorum. Ortalığı biraz karıştıracağım. Ömer Hoca'yı, Beyza'yı takibe aldım. Haziran'la çekeceğiz gibi bir durum vardı. Haziran oldu, hiçbir şey yok. Ben tabii gerginim. Sürekli ne olacak, ne olacak diyorum. Rene dedim ki bu iş Paris'te mi çekiliyor? Evet, ben gidip pasaport çıkartıyorum dedim. Hak'tan sakin ol falan yapmaya başladı. Dedim ki çıkartacağım, vize de alacağım hatta. O kadar yapma tamam, hadi git pasaportunu al dedi. Pasaport görüşmesine gittim. Vesikalık çektirmeye indim. Bunların hepsi 15 dakika içerisinde oluyor. Ahmet Aktan Zavlak dedim ismini sorduğuna. Ahmet Aktan Zorlu mu dedi. Oynadığım karakterin soyadıyla seslendim ona. Bir garip geldi, bir şey oldum. 15 dakika gitti. Bütün görüşmeler bitti. Taksiye bindim. Bakın ömrü hayatım boyunca 1000 kere taksiye binmişimdir. Asla kilometresine bakmam. O gün hayatımın en büyük şokunu yaşadım. 15 dakika arayla hem karakterin soyadı, buraya gösterebiliyoruz değil mi? Taksinin, sana yemin ederim, taksinin ibresinde bunu gördüm. Rene'ye dedim ki Rene bu iş oldu. Biz bu yaz bu filmi çekmezsek benim de adım Hak'tan değil dedim. Hadi sen çek. Hadi ben çekeyim.
Beyza Alkoç'un imza gününe katıldığınız okurlarla buluşmak, onlarla sohbet etmek sizin için nasıl bir deneyimdi? Çok tatlılardı. Çok güzel bir deneyimdi. Çok güzeldi ya. Onların hayal ettiği, senelerce okuduğu kitabın karakterleri, buluşmaları, bizlerin onların gözünden nasıl gözüktüğümüzü görmek, o çığlıklar, sevinçler, kucaklaşmalar çok güzeldi. Çok tatlıydınız. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ederiz. Bunu çekeceğim. En sevdiğiniz replik hangisi? Yağmur bir daha böyle güzel yağar mı şimdi çıkıp ıslanmazsak? Hayır, benim şey... Kesinlikle. Belki bir gün dokunurum sana. Belki bir gün ellerimizi birbirine değer. O tirat, orayı çok seviyorum. Bu arada kitapta olan hiçbir cümleyi değiştirmedik. Hatta onların hepsinin kullanılması için Beyza, Ömer Hocam, Bahadır Abim, Deniz Hocam hepsi elinden gelen her şeyi yaptı ve hepsi filmde var, merak etmeyin. İzmir VG ile benzer yönleriniz nelerdir? Bunu birbirimiz üzerinden cevaplayalım mı? Klişe bir cevap. Çünkü çok yapıyor herkes. Kendi karakterini zaten herkes evet, bilir. Evet, çok güzel. Sence benim Ege ile en çok benzeyen yönüm ne? En çok benzeyen bir şey kafana koyduğun an yapmak istemen. Hiç benzemeyen tarafın da depresif hali var ya Ege'nin. Böyle böyle geldiler bana falan hali. O sende yok. Ama belki oluyordur. Oluyor. Bazen bir depresif... Evet. Ya çok benzer yönlerim var. Var mı? O depresiflik oturuyor ama en çok benzeyen gerçekten kafama bir şey koyduğum anda yapmazsam... Mümkün değil, yaparım ya, illa yaparım. Evet, var o sende. Senin de İzmir'in bence böyle bir İzmir kızı işte, bir cıvıl cıvıl yanı var ya, böyle çok renkli. Bence hayır. Çünkü İzmir'i biz gördüğümüz ilk hali... Değişim hali olarak söylüyorum. Değişim oluyor ve karakteri evet, orada evet. Oturuyor ya. Mesela ikinci o değişimdeki o cıvıl cıvıl renkli evet. Ve işte o enerjik haline çok benziyorsun. Evet. Ama o ilk... İşte depresif şey hallerinde hiç, yok hiç yoksun. Evet. Ve ona rağmen bence çok güzel bir iş çıkardın. Evet ya benim için biraz zorlayıcıydı. Hatta ilk başta çalışırken dörde ayırdık biz bunları ve her hali depresif kızın. Ben dedim ki ya olmayacak. Adımlarımı bile artık bana öğretmeye başlamışlardı. Daha sert, daha sert falan diye. Tabii adımları, karakterlerin, hayvanları. Ya çok güzel bir çalışma yaptık evet. Biz bunun için. Birbirimizle olan uyumlarınız. Hatta hatırlıyorsunuz kelebektin sen. Kelebektim. Senin hayvan kelebekti, benimki pumaydı. Evet, dış ses çok de terimsel, var. Çok ama... tatlı oldu. Çok güzel denk geldi o dış ses. Evet, ben açıyorum. Aç. İzmir ve Ege'nin bir özelliğini değiştirmek isteseniz hangisi olurdu? Ya da bir özellik ekleseniz ne olurdu? Kesinlikle. Ya İzmir çok depresif ve bir sürü hayali hedefi var ama onları gerçekleştirmek için hiçbir adım atmıyor. Ege hayatına girdikten sonra evet adımlarını atıyor ama her şey için bir tık geç kalıyor. Eklemek isteseydim, ya yap şunu kızım derdim. Yap yani. Bu özelliği eklemek isterdim ona. Benim ne olurdu? Ya Ege'nin aslında değiştirmek istediğim çok fazla şeyi var. Bazı yerlerde onu anlıyorum tabii ki, empati yapıyorum. Fransa'da yalnız, tek başına, hiç kimsesi yok. Ama sürekli İzmir'in başına mesela kötü olaylar geliyor ve o noktada empati yapamıyor. Kendi yalnızlığını ve ondan mahrum kalmasını öne koyup saçma sapan davranışlar sergileyebiliyor. Bu noktada biraz daha anlayışlı olmasını isterdim. Evet, aslında ikisi de çok genç ve hayatlarının en güzel dönemindeler ama sürekli bir depresiflik var. Ama mesela hepimizin ergenlikte olmuştur öyle anları. Ya hepimizin içimize kapandığımız, ne bileyim depresif olduğumuz, istediğimiz şeyi anında yapmak ya da karşımızdaki partnerimize saygısızlık göstermek gibi. Aslında çok hayatın içinden karakterler. Bakıldığında öyle. Hadi ben çekeyim. Sen çek. Çok tatlı bir soru. Ömer Ege Zorlu gerçek mi? Gerçek, kanlı canlı ayaktayız. Şeyde buluşmada bir tane pankart vardı ya. Evet evet. Çok tatlıydı ya. Haktan Ege'nin yerinde olsan İzmir'in iyiliği için ondan vazgeçer miydin? Çok zor bir soru. Geçmezdim. Şöyle geçmezdim. Hem bencil bir yerden hem de karşı taraftan. Şimdi spoiler vermeyeyim. İzmir bir şey yaşıyor ve o da aynı yalnızlığa mahkum oluyor. O yüzden Ege bir noktada ne kadar uzakta olursa olsun İzmir'in hayatında aslında çok önemli bir etken taşıyor. Onun hayatını güzelleştirmeye çalışıyor. Ya da aynı şekilde İzmir de Ege'ye çok iyi geliyor. Asla vazgeçmezdim. Aynı Ege şeklinde bam 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 giderdim. Ben de bunu kendi adıma cevaplayayım. Galiba ben de vazgeçmezdim. Evet. Mesafelerin aşka engel olduğunu düşünüyor musunuz? Yüreğimden Gerçekten şey olursa mesela, ya ben başkasını bulamam bu. Ne olursa olsun bu, ben 5000 kilometrede olsa gitmeye razıyım gibi bir şey. Bu benim ruh eşim gibi. Bu benim ruh eşim. Gerçekten bulduğundan da başka hiçbir şey düşünemiyorsan o zaman okey uzak mesafe. Evet.
bu benim ruh eşim diyorsan ve çok eminsen değil. Hiç tanımadığınız biri size ışıklı bir battaniye verdi. O anki duygunuz nasıl olurdu, nasıl tepki verirdiniz? Hemen söylüyorum, ben bunu oynadığım için. ben orada ağladım. Normalde ağlamamam gerekiyordu. Senaryoda öyle bir şey yoktu. Yattım. Orada kamera kuruluyor, bir şeyler oluyor. Tepeme böyle kameralar geliyor falan. Ben sadece ağladım. Provada ağladım. Genelde, yakında, hepsinde ağladım. Ya çok güzel bir his, çok güzel bir duygu. Ya birinin seni düşünüp ve hiç görmeden, hiç dokunmadan, hiç ya çok iyi tanımadan seni böyle düşünüp sana böyle bir hediye göndermesi bence mükemmel bir duygu. Bence de. Ya ben de çok duygulanırdım. Özellikle böyle karanlık ve depresif bir dönemimdeysem ve hayatını ışıklandırmak istiyorum gibi bir metafor üzerinden bana böyle bir hediye gelirse, evet. Ya inanılmaz tatlı bir şey. Aslında Ege öküz bazı yerlerde ama çok romantik olduğu yerlerden birisi de bence bu ve çok düşünceli. Güzeldi. İzleyin ne olur ya. O sahne çok güzel oldu. Evet. Filmde oynarken sizi en çok zorlayan şey neydi? Mesela trailer'da gördünüz. Biz yan yana dizilmiş dört rakamdan mı korkacağız? Aslında orada duygusal bir sahne ama ben onu Ege'den baktığımda hani konuştuk ya istediğini kesinlikle yapma arzusu. Ya orada demotive olmak istemiyor. Orada İzmir'e umut vermek istediği için o duygulanıyor ama duygusunu göstermek istemiyor. Ya biz bundan mı korkacağız? Bu bize engel değil diyor. Çünkü İzmir sürekli şey düşünüyor. Bu bize engel. Mesafe engel. Ege de onu kırmak için demotive olduğunu göstermiyor ve sürekli motive bir yerden almaya çalışıyor gibi. Şey var mesela, insanların beklentilerini karşılayabilecek miyiz? Çünkü o süreçte birçok şey değişti ve insanların aklında şey var. Çok değişmiş, bu karakterler hiç benzemiyor gibi şeyler vardı. Onların beklentilerini karşılamak çok zordu. Ama onun dışında, film dışında beni en çok gören şey uykusuzluk, yorgunluk. Çünkü biz bu filmi 5 haftada çektik. Çok kısa bir sürede çektik ve Paris aksı da buna dahil. 4 haftada İzmir-İstanbul arasında çok yorulduk. Evet, ve artık hiç uyumadık yani. Evet. O süreçte evlerimizde değil de sete yakın yerlerde, otellerde kaldık. Bir şekilde üstesinden geldik ya. Ve gerçekten çok çok zor bir, çok çat çat oldu her şey. Çok hızlı oldu ve çok çalıştık, çok yorulduk bütün ekibimizle birlikte. Ya. Çok şanslıyız ki bütün ekibimiz çok tatlı ve güzeldi. Işığından, sanatına, kostümüne, görüntü yönetmenine, ya herkes çok tatlıydı. O yüzden onlar yükümüzü... Bence tek tek saymak değil de, evet. Herkes çok tatlıydı, herkesin enerjisi çok güzeldi. Biz ne zaman düşsek biri tutup bizi kaldırdı. Buradan ekibimize çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Sizi çok seviyoruz, iyi ki bizdeydiniz. Beyza'nın okurlarında size gelen geri dönüşler hakkında ne düşünüyorsunuz? Film başlamadan önce herkesin aklında belli başlı sorular vardı zaten. Bunlar hiç uymamış, bunlar olmamış. Bunlar olmuş mu ya? Bu ne ya abi? İzmir kumraldı. Ege hiç benzemiyor ama... Ege ela gözlüydü vesaire. Ama biz video, fragmanlar, afişler çıktı ve herkes artık şey demeye başladı. Bunlar cuk olmuş ya. Kesinlikle öyleydi. Ben bunu biliyordum. İlk zamanlar tedirginliğini yaşadım. Sonra içimden bir ses dedi ki ya görevimiz oynamak ve bundan sonra görüntüler geldiğinde artık kırılacak dedim. Ve öyle de oldu. Kesinlikle. Hani sağ olun size, sonradan bizi güvendiğiniz için başta linç yedik ama. Beyza'nın okurları tarafından çok yakıştırıldınız ve uyumunuzu çok beğendiler. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu kadar olumlu tepkiler alacağınızı düşünüyor muydunuz? Hayır. İlk etapta hayır. İlk etapta hayır. Filmi çekerken aramızda öyle bir uyum vardı ki benim aklımda hiç şu tedirginlik yoktu. Mesela hani playback dönüyor, izliyorum. Ben bunu buraya koymuşum, aslında buraya koymam gerekiyor. Haktan arkamdan gelmiş ve bunu buraya koymuş. Ya aramızda öyle bir uyum vardı ki. Çok 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 güzel kapattık birbirimizi. Evet, yani... çok güzel sakladık, hatalarımız oldu. Her şey çok yolunda gitti ama birbirimizle uyumumuz çok iyiydi. O yüzden soru neydi? Ve evet bunu, ben bekliyordum. Ben bunu çok abartı şekilde duydum. Bu arada hayatımda en çok bu aralar duyduğum ve abartarak küçükten büyük insanların söylediği bir şey bu. Çok uyumuşsunuz. Hani puzzle gibi o kadar çok duydum ki bunu. Evet ve biz de bunu set içerisinde çekerken kendimize söyledik. Yani bunu nasıl ben yapmadan yapabilirsin? O kadar. Çok garip değil mi? Çok ya garip. Başkası olsa bunu der ki koymuş. Kalsın orada falan der ya. Haktan bunu tamamlıyor. Ya da ben Haktan'ın bir şeyini gördüm, onu tamamlıyordum falan. Ya çok güzel bir uyumumuz vardı. Zaten eminim bu filme çok güzel bir şekilde yansıdı.
Siz de zaten görünce anlayacaksınız. Arkadaşlar 12 Ocak'ta vizyondayız. Bizi takipte kalın. Sorularımız bu kadardı. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Videomuzu beğenip kanala abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz.